Zaman gerçek ortaya çıkar. Biz rahat olalım, ilişkiye konsantre olalım ve sevgilim, canım, gülüm, Nilüfer'im, senin bu konuda kaygın ne deyip özellikle erkeklerin bu tür paranoya, şüphe, kıskançlıklara karşı dik durmaları ama Aha. diklenmemeleri gerekiyor. Evet, bu güzel cümleyle bitirelim. Aslında hocam bugün bize özellikle böyle fobiler, benim çünkü uçak fobim var, uçuyorum ama bir de uçarken bana sorun, babam pilot olmasına rağmen bunları çözecektik. İnşallah başka bir yayında da onu yapalım, olur mu hocam? Yani Kesinlikle tahtamız sor aslında o çöz yüzden vardı. yöntemiyle kesin Tamam, bir çözeceğiz. daha öyle bir yayın yapalım. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza Rica sağlık ederim. hocam. Çok güzel bilgiler verdiniz. Biz devam ediyoruz efendim. Bu defa Avukat Hazal Karaoğlan geliyor. Evet ve şimdi Avukat Hazal Karaoğlan stüdyomuzda, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi canım, teşekkür ederim. Sen Ben de nasılsın? iyiyim, çok iyiyim. Biz hocamla işte boşanmamaya giden yolları konuştuk. Evet. Ama tabii ki her zaman terapi de alsanız bazen bir ilişki bitmek zorunda oluyor. Biz şimdi bitiş aşamasındaki haklarımız neler, gelin birazcık da sevgili Hazal Karaoğlan'la onu konuşalım. Şimdi iki çeşit mi boşanma var? Bir anlaşmalı, bir de çekişmeli mi Çekişmeli. oluyor? Evet, şimdi anlaşmalı boşanmada taraflar ikisi ortak her konuda anlaşırlarsa eğer ve evlilik akdedildikten itibaren bir yıl geçtiyse eğer, o zaman anlaşmalı boşanma oluyor. Ama her konuda mutabık olmaları gerekir tarafların. Bunlar nedir? İşte nafaka, velayet, tazminat rakamları, bir mal varlığı varsa hangi gayrimenkul kimde kalacak, araba kimde kalacak, motosiklet varsa kim alacak gibi paylaşımları protokol halinde. Hatta evcil hayvanlar bile, değil Evet, mi? evet çok doğru. Evcil hayvan kimde kalacak? Onu protokole yazıyoruz. Islak imzayla taraflara imzalattırıyoruz. Daha sonra mahkemeye bizzat tarafların katılması gerekiyor. Hakim onlara yüksek sesle protokol maddelerini okuyor. Orada kabul ettiklerini avukatların huzurunda ve hakimin ikrar ettikten sonra anlaşmalı boşanma gerçekleşmiş oluyor. Evlilikten en erken bir yıl sonra mı Evet, anlaşmalı bir boşanma? Yıldan önce de tabii ki boşanma olabilir ama o zaman çekişmeli boşanma davası açmak gerekiyor. Tanık dinleterek karşı tarafın kusurlu olduğunu ispat etmesi gerekiyor. O da zor çünkü bir yılda ne kadar fazla olay olmuş olabilir ki? Çok ekstrem büyük bir şey olması gerek yani. Biz çünkü Olabiliyor. mesela ünlülerde falan bunu çok yaşadık ya, düğününün ertesi günü bile boşanma davası açanlar olmuştu. Evet. Orada ama çok fazla dediğin gibi kanıtlanabilir bir delil şey olması olması gerek. gerekiyor Yani herhalde. mesela benim hatırladığım bir davamda adam kadının cüzdanından kredi kartlarını alıp kullanmıştı mesela. Ya da onun borçlandırmıştı haberi yokken. Gizlice eşyalarından para çaldığını hatırlıyorum mesela. Hiç iyi tanımadan evlenmişti. Öyle bir durumda çekişmeli boşanma açmıştık mesela. Evet, ay söyleyemedim. Çekişmeli boşanma en fazla ne kadar sürebiliyor? Çekişmeli boşanmayı açtığımız zaman davayı 5-6 ay sonrasına duruşma günü veriliyor. İlk ön inceleme duruşmasından sonra genellikle iki farklı celsede her iki tarafın tanıkları dinlendikten sonra bir psikolojik rapor alınıyor. Hangi tarafın kusurlu olduğuna dair inceleme raporu. Mali içtimai durum araştırması geldikten sonra karar veriyor. Yani yaklaşık bir yıla yakın. Peki mesela çekişmeli bir dava açıldı ama sonradan taraflar, çünkü süre de çok uzayabiliyor yani, değil mi? Evet. 10 yıl, 15 yıl O süren kadar olmuyor. olmuyor mu Hayır artık? hayır. Bir yıl, bir iki yılda istinafta kalsa yani 2 yıl, 2,5 yıl O kadar. zaman yani lütfen bu sözümü mazur görün ama Evet. şöyle laflar bazen söyleniyor ya, seni sürüm sürüm süründüreceğim, yıllarca Evet. boşanmayacağım. O zaman bunlar çok da gerçeği yansıtmıyor. Yani yine tabii öyle hızlı değil ama ya 10 yılda değil. 2,5 yıl gibi. Evet. Evet. Peki çekişmeli başlayıp anlaşmalıya dönebilir mi bir dava? Tabii ki dönebilir. Yargılamanın her aşamasında taraflar anlaştığı zaman, ki biz böyle bir durumda çok memnun oluyoruz, hemen protokolü düzenleyip hakime sunuyoruz. O da o yakın bir gün alarak tarafları boşayabiliyor o zaman hakim. Evet, tabii nafakayı da sormak istiyorum. Yani nafakayı sadece ayrılırken çocuğu olanlar mı alır, yoksa çocuğu olmadan da mesela nafaka alınabilir mi? Kaç tür nafaka var? Nafaka şöyle, tabii ki çocuğu olanlara ayrı nafaka hükmediliyor. Çocuğu olmasa da kusursuzsa evliliğin bitiminde ve geçimini temin etmiyorsa, karşı taraf geçimi temin ediyorsa nafaka talep edilebiliyor. Yani kadın çalışmıyorsa, çocuğu yoksa nafaka talep edebilir. Çocuklar için zaten otomatikman talep ediyoruz.
Nafaka genellikle davayı açtığımız zaman tedbir nafakası olarak talep ediyoruz.